Selam. Sizlere daha önce gliserinle ilgili bir video yapmıştım. Kulağımdaki tıkanıklık sebebiyle ben bu gliserini kullanmaya başladığımdan söz ettim. Gliserin zaten ondan sonra hayatıma girdi. Kulak tıkanıklığıyla ilgili kısa bir özet geçmem gerekirse, yorumlara da cevap olsun diye ben 10-15 gün kullanmıştım. Daha sonra kulak burun boğaza gittiğimde kulağımı hemen temizlediler. Dolayısıyla da tabii ki bir doktor tavsiyesiyle kullanmaya başlamamız gerekiyor. 1-2 hafta kullandıktan sonra da tekrar gidiyorsunuz ve kulağınızı temizliyorlar. Böylece sanırım yumuşamış oluyor. Ayrıca gliserin videomun bu kadar izleneceğini tahmin etmemiştim ben. Onun da çekme sebebimi anlatmak istiyorum. YouTube'da gliserinle ilgili araştırma yaptığımda pek fazla video olmadığını gördüm. Merak ettiğim soruları öğrenemediğim için kullanırken deneyimlemiş oldum. Ben de öğrendiklerimi paylaşmak istemiştim o sebeple. Mesela bana kutu üzerine 5 damla ya da 10 damla gibi bir şey yazmışlardı ama yani 2-3 damla damlatıyordum, daha fazla damlamıyordu sanırım, tıkandığı için daha fazla almıyordu. O yüzden de kulağınızda bir uğultu, bir rahatsız edici akma olabilir. Siz bir süre yatıyorsunuz ama kalktığınızda hala akıyorsa bence normal, ki ben öyle yaşadım yani, bilmiyorum. Normal olan o diye düşündüm. Onun için kendime yettiği kadar damlattım. Bir süre bekledim. Akma olduğunda da peçeteyle sildim. Onda yapabilecek bir şey yok. Ama sabretmeniz, idare etmeniz gerekiyor. Tabii ki bunları bir doktor olarak değil ya da teknik bilgilere sahip birisi olarak değil, deneyimlemiş biri olarak anlatıyorum. Kulak hikayem böyle. Peki gliserin neden hayatıma girdi ve kullanmaya devam ediyorum? Sebebi cildimin aşırı kuruluğu. Topuklarımdaki kurulukla ilgili bir video çekmiştim zaten. Ellerim de aynı şekilde, çok deterjan kullandığımda da, temizlik yaptığımda veya işte soğuk olduğunda vesaire veya son zamanlarda devam eden dezenfektan kolonya kullanımı sebebiyle çok fazla kuruluk yaşıyorum. Bu eldiveni neden getirdim peki sahneye? Pamuklu bir eldiven bu. Genelde vazelin sürüp yattığımda ellerime bu eldiveni takıyorum ki daha yumuşak hale getiriyor. Ayrıca başka nevresim veya kıyafetlere de bulaşmamış oluyor. Bu aralar gliserini aynı şekilde uyguluyorum. Gliserini de yanında şu hediye ile, Pasteur pipetmiş bu. Şu şekilde sıkıyorum. İçinden alıp herhangi bir kaba ya da elime aktarıyorum. Şöyle size de elimde göstereyim. Hafif yoğun. Gliserin zaten sıvı sabunlarda kullanılan bir maddeyim. Antibakteriyel özelliği var diyor internetteki bilgilerde de. Elime alıyorum biraz. Şu şekilde kullanıyorum ama sıvı sabun yapımında kullanıldığı için mi artık, içerisindeki nasıl bir madde içeriyor bilmiyorum. Elde böyle vazelindeki yoğunluk değil de daha çok elini sabunlamışsın da sanki fazla durulamamışsın gibi bir yapışkanlık hissi oluyor. Onun içinde eldiveni takıp yatıyorum ya da gül suyuyla kullanımı da çok etkili olduğu söyleniyor. O yüzden elime biraz da gül suyu alıp eldivenimi takıyorum yatarken. Sadece yatarken olması şart değil tabii ki. İstediğiniz zaman bu şekilde kullanabilirsiniz. Ayağıma da aynı şeyi uyguluyorum. Ayağımda çorap giyip yatıyorum eğer o şekilde kullanacaksam. Düzenli kullanırsanız çok güzel bir pürüzsüzlük hissi veriyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.